Herkese merhabalar. Türkçe derslerimizden 9. dersle birlikteyiz bugün. Bugünkü dersimizin konusu 5N 1K. 5N 1K dediğimiz şey ne biliyor musunuz çocuklar? Olayları, durumları, metinleri temel olarak çok iyi analiz etmek demek. Burada metinlere, cümlelere, olaylara, durumlara tam olarak 5 tane soru soruyoruz. Beş tane ne ile olan soru soruyoruz. Bir tane de k ile başlayan soru soruyoruz. Bu beş tane ne ile alakalı sorular. Bunlar bir tane de k ile alakalı sorular. Bunlar. K ile ilgili sorumuz ki olayı gerçekleştiren kişi veya kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ne olay ne durum ne ne olmuş bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Nerede bu olay nerede gerçekleşmiş? Ne zaman? Bu olayın, bu cümlenin, bu durumun ne zaman gerçekleştiğini soruyoruz. Ve bunun gerçekleşme nedeni ne? Ve en son olarak da nasıl? Burada 5N, 1K'deki bu sorular oldukça önemli. Kim, ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl? Kim, ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl? Hadi ekranı durdur ve sen de tekrar etmeye başta olur mu? Kim, ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl? Bu sayfayı ezberlediysen, buradaki 5N, 1K'yi ezberlediysen bundan sonraki slaytları dinlemeye başla. Ama eğer ezberlemediysen bir kağıda bunları not edebilirsin. Videonun geri kalanında önünde olmasını sağlayabilirsin. Tamam mı evladım? Hadi gelin başlayalım bakalım ne diyor? Bu hikayede ne zaman sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sabah Ayşe ve ailesi büyük bir heyecanla deniz kenarına gitmeye karar verdi. Yolda giderken aniden başlayan bir fırtına onları zor durumda bıraktı. Fırtına geçtikten sonra aile güvenli bir yere sığındı ve günlerini orada geçirdiler. Olay ne zaman gerçekleşmiş? Bir sabah diye başladığı için Cevap bir sabah olacak. Akşam Akşam mı diyor? Hayır. Deniz kenarında olabilmesi için nerede diye sorması lazımdı. Değil mi? Diğer şıklarımız olmuyor. Hadi ekrana durdur ve kendin çözmeyi dene benden önce. Bu hikayede nerede sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Zeynep yaz tatilinde dedesinin köyüne gitmeyi planladı. Köyde geçirdiği günler boyunca Zeynep dedesiyle birlikte tarlada çalıştı. Ağaçlardan meyve topladı ve köyün tarihini öğrendi. Bu tatil Zeynep için unutulmaz oldu. Nerede gerçekleşiyorlar? Evet, dedesinin köyünde diğer yerler, diğer şıklar değil. Bu hikayeye göre aşağıdaki soruların cevapları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? ekranı durdur ve kendin çözmeye çalış lütfen. Ahmet sabah erkenden kalktı ve kahvaltısını yaptıktan sonra okula gitmek için odasında hazırlandı. Okula vardığında öğretmeni ona yeni bir proje verdi. Ahmet bu projeyi yapmak için hemen çalışmaya başladı ve akşam eve dönene kadar uğraştı. İlk olarak ne zaman sorumuz varmış? Ne zaman uyanıyor bu çocuk? Sabah erkenden değil mi? diğer şıkları eledik. Nerede hazırlandı? Kalktı. Kahvaltısını yaptıktan sonra okula gitmek için odasında hazırlandı. Burada okulda dediği için bu şıkkımız belendi. Cevabımız C oluyor. Yapanları tebrik ediyorum. Bu uzun bir soru. Lütfen ekranı durdur ve benden önce yapmaya çalış olur mu? Güneşli bir sabah Efe erkenden uyanmış ve gözlerini ovuşturarak yataktan kalkmış. Bugün harika bir gün olacak demiş kendi kendine. Çünkü bugün en sevdiği gün olan cumartesi. Ama bakalım Efe bu güzel günde neler yapmış. Efe önce kitabını almış. Kahvaltısını ederken birkaç sayfa kitap okuyormuş. Bu sırada annesi ona seslenmiş. Efe dışarı çıkıp biraz hava almak ister misin? Hem belki arkadaşlarınla buluşur, güzel vakit geçirirsin, demiş. Efe de hemen bisikletini kapmış ve parka doğru yola koyulmuş. Parkta arkadaşı Zeynep'i görmüş. Zeynep el sallayarak ona seslenmiş. Efe, gel birlikte top oynayalım, demiş. Efe de sevinçle kabul etmiş ve bütün gün boyunca parktan çıkmamışlar. Akşam olunca Efe e eve dönmüş ve annesine gününü anlatmış. Annesi ona bugün kimlerle, nerede ve ne yaptın bakalım diye sormuş. Efe de başlamış anlatmaya. Bütün başından geçenleri anlatmış. Bakalım bizim sorumuz ne? Efe sabah uyanınca önce ne yaptı? Hangi gün olduğunu hatırlıyor musunuz? Peki sonra nerede vakit geçirdi? Efe sabah uyanınca ne yapmıştı? Efe erkenden uyanmış ve gözlerini ovuşturarak yataktan kalkmıştı. Bu gitti, bu da gitti, bu da gitti. Cevap D gibi gözüküyor. Ama bırakıyor muyuz? Hayır. Hangi gün olduğunu hatırlıyor musunuz? Efe bugün en sevdiğim gün cumartesi dediği için cumartesi de doğru bir biçimde cevap ediyor. Daha sonra annesi ona ne demişti? Dışarıda vakit geçirmek ister misin demişti. Ve nerede vakit geçirmişlerdi? Parkta. Bu nedenle cevap Denizli. D şıkkı. Efe'nin annesi ona ne söyledi? Efe bisikletini alıp nereye gitti? Efe kiminle oynadı? Efe'nin annesi ona ne söylüyordu? Efe dışarı çıkıp biraz hava almak istemez misin? Hem belki arkadaşlarınla buluşur güzel vakit geçirirsin demişti. E dedi dışarı çıkıp hava al dedi. Bu şık gitti, bu şık da gitti, bu şık da gitti. Daha sonra Efe bisikletini alıp nereye gitmişti? Parka Kimle oynamıştı? Zeynep'le. İki soruyu da doğru yapanları tebrik ediyorum. Yanlış yapanlarımız varsa bol bol kitap okusunlar olur mu? Çünkü Türkçe soruların temeli kitap okumaktan geçer. Çocuklarım bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Konuyla alakalı ücretsiz etkinlik kağıtlarına birtutamöğretmen.com'dan ulaşabilirsin. Ailem bu gibi bilgilendirici bilgilere Instagram sayfam bir tutam öğretmenden ulaşabilir. Kendine çok iyi bak, hoşçakal.